Bugün işte böbrek satmak için doğru gün. Satın gidin bir iPhone 10 alın. Ben sattım, rahatladım. Artık bir iPhone 10'um var. Üstüne kalan parayla da gittim bir tane koruma tuttum. Getir evladım. Koy telefonu. Sağ. Herkese merhaba. Ben Alp Gürsoy. Bugün birlikte Apple'ın yeni çıkartmış olduğu ve türlü alışkanlıklarımızdan vazgeçip yeni kullanma şekline adapte olmamızı gerektirecek olan iPhone 10'u inceleyeceğiz. Telefon 10. yıl özel telefonu olmasına rağmen kutu içinden buna atıfta bulunacak herhangi bir şey yok. Telefon farklı olduğu için telefonu ne şekilde kullanacağınızı gösteren bir takım kağıtlar çıkıyor. Ve 6000 TL verdiğiniz telefon içinde yine düz şarj adaptörü çıkıyor. Eğer ki hızlı şarj adaptörü almak istiyorsanız yine gidip ekstradan para vermeniz gerekiyor. Telefon ön ve arkası camdan yapılmış ve çerçevesi de çelikten yapılmış. Tasarımına baktığınız zaman önceki iPhone'lara göre yeni bir iPhone olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ön tarafın komple ekran olması ve ince çerçeveye sahip olması ile telefonu ilk elinizde tuttuğunuzda cidden bir vay diyorsunuz. Telefonun gümüş ve uzay grisi olmak üzere 64 GB ile 256 GB'lık versiyonları var. 64 GB'lık olanı 6099 TL, 256 GB'lık olanı da 6899 TL. Telefon renkleri olarak baktığımızda aslında iPhone 8'deki gibi çok fazla renk seçeneği yok ve olan renklerde aslında çok iyi değil. O uzay grisi rengi keşke eski iPhone'lardaki gibi o güzel siyah rengi olsaymış, daha iyi olurmuş. Ama ne yazık ki bu telefonda da o siyah renk birazcık antrasit gibi duran bir renk oluyor. Ve gümüş olanı da çerçevesi böyle açık renkli gümüş olduğu için kimisine güzel gelecektir ama bana birazcık böyle eski ve kalitesiz geldi gözüme. Benim görüşüm uzay grisi olan rengi bence daha güzel. Ama bunda da tabii koyu renkli olduğu için ve arka tarafta cam olduğu için birazcık parmak izi yapıyor ve bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz telefonda. Bir de tasarım olarak ekrandaki çentiği benim için çok sorun olmasa da trafik ışıklarına benzeyen tasarımı olan kamerası ve dışa çıkıklığından dolayı hiç güzel durmuyor. Hatta o çıkıntıdan dolayı telefon düz bir yüzeye koyduğunuz zaman sabit bir şekilde durmuyor ve sinir bozucu bir şekilde sallanabiliyor. Telefonun boyutları 143'e 70 mm ve 7.7 mm'de kalınlığa sahip. Ağırlığı da 174 gram. Aslında boyut olarak bakarsanız şu an tek boyda üretilmiş olması aslında çok iyi değil. Ama telefonun ebatlarına bakarsanız iPhone 8 Plus ve iPhone 8'in arasında bir boyutu olduğu için aslında ele avucu çok rahat gelebilen bir telefon. Ve neredeyse tüm telefonu kaplayan bir ekrana sahip olması da aslında telefonu çok kullanışlı bir hale getiriyor. Ama tabii ki de Samsung Note 8 kullanan bir insan olarak şu an keşke bu telefonun aslında bir boy büyüğü daha olsaymış, iyi olurmuş. Ama tabii onun da fiyatı kim bilir ne kadar olurdu. Orası da bilinmez tabii. Telefonda iPhone 8 ile aynı olan Apple'ın yeni çıkarttığı A11 Bionic çipi var ve 3 GB RAM mevcut. 2716 mAh'lik bir pili var. iPhone 8 Plus'a göre biraz daha fazla. Telefon tabii bir iPhone olduğu için genel olarak pil performansı iyi. Yani normal bir kullanımda aslında bir günü çok rahat çıkartabiliyor ama iPhone 8 Plus'la kıyaslama yaptığım zaman iPhone 8 Plus daha uzun süre dayanabiliyor gibi geldi bana. Ama tabii bu telefonun daha çok pil harcamasının nedenlerinden bir tanesi muhtemelen büyük ekran ve bu telefona eklenmiş olan Face ID için kullandığınız sensörlerden dolayı. Ekran için konuşacak olursak AMOLED 5.8 inçlik 2436'ya 1125'lik çözünürlükte 458 ppi'lik ve 625 nit'lik parlaklığa sahip. Telefonu Dolby Vision HDR10 desteği var. iPad Pro'larda ve iPhone 8'lerde olan True Tone Display özelliği de bulunuyor. Standart 16'ya 9 görüntü oranından farklı olduğu için tam ekran izlemek istediğinizde videoya yakın girip birazcık detay kaybederek izlemenize neden olacaktır. Bu durum bu formattaki telefonların hepsinde geçerli tabii ki. iPhone'a olan özel durumda tepesindeki çentik yüzünden video seyrederken ekstradan detay kaybetmenize neden oluyor. Kamerasına bakacak olursak arka kamerası 12 megapiksel ve 1.8 diyaframa sahip geniş kamerası ve yine 12 megapiksel 2.4 diyaframa sahip tele kamerası mevcut. Bu telefonun iki kamerasında da optik sabitleyici var. iPhone 8 Plus'tan tek farkı tele kamerasının diyaframı biraz daha açık ve biraz daha geniş bir lense sahip. Teknik olarak bu sayede düşük ışıktaki performansı daha iyi olacaktır. Arka kamerası ile iPhone 8'deki gibi 4K 60 fps ve 1080p 240 fps video kayıtları yapabiliyorsunuz. Ön kamera hakkında konuşacak olursak 7 megapiksel 2.2 diyaframlı bir kamerası var. Ön kamerası ile 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ve Apple'ın bu telefona eklemiş olduğu True Depth kamera ile selfilerde de portre modunu kullanabiliyorsunuz. Ön kamerası ile çekilmiş resim ve videoları inceleyebilirsiniz. Şimdi biraz bu telefonu iPhone 8'den ön plana çıkartan özelliklerinden bahsedelim. Ve bu özellikler nasıl kullanılıyor? Bunlar hakkında konuşalım. İlk sırada Face ID. Face ID'yi kullanabilmek için ilk başta yüzünüzü tanımlıyorsunuz. Kısa bir sürede bu işlemi tamamladıktan sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Genel olarak çok iyi çalışıyor ama parmak okuyucusu kadar iyi değil. Örneğin yatakta yatarken telefonu açmak isterseniz yüzünüzü algılamıyor ve şifre girmeniz gerekiyor. Veya gözünüzde güneş gözlüğü varsa kamerası gözleriniz göremediği için telefonu açamıyorsunuz. Ama Face ID ayarlarında dikkat gereksin özelliğini kapatırsanız güneş gözlüğüyle de kullanabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? O hani size Apple'ın dediği gözünüzle bakmadan telefon açılmaz dedikleri o özellik var ya, işte onu kapatıyorsunuz demek. Yani kısacası meraklı bir kız arkadaşı veya erkek arkadaşınız siz kanepede kestirirken telefonu suratınıza gösterip bir güzel o telefonu açabilir, aklınızda olsun. Telefon ön tarafında artık tuş olmadığı için gelen ek özellikler ile telefona yeniden alışmanız gerekiyor. Artık telefonun en altında bulunan ince bir bar var. Ve bu bar artık Home tuşu yerine geçiyor. Örneğin telefonda çalışan bir uygulamadan geri dönmek istiyorsanız parmağınızı o bara basılı tutup ileri doğru sürüklediğinizde uygulamadan çıkmış oluyorsunuz. Ya da arka planda çalışanları görmek için de yine en alttan yukarı doğru parmağınızı çekip o arada 3D Touch özelliğini kullanıp parmağınızı hafifçe ekrana bastırdığınızda arkada çalışanlar menüsü çıkıyor. Arka planda çalışanları kapatma işlemi çok pratik olmamış. Normalde zaten Apple çok inatçı olduğu için senelerdir Android'de bulunan arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatma tuşunu hala telefonu koymadılar. Bunu yapmadıkları gibi de şimdi artık bu arka planda çalışan uygulamaları kapamak için en önce arka planda çalışan uygulamalar menüsünü açıp ondan sonra bir de parmağınızla onun üstünde basılı tutup ondan sonra uygulamaları kapatmaya başlayabiliyorsunuz. Yani normalde zaten uzun süren işlemi bu sayede birazcık daha uzatmışlar. Saçma bir hareket olmuş. Tek elle kullanım kolaylığı için iPhone Plus modellerinde Home tuşunu 2 kere dokunarak çalıştırabiliyordunuz. Home tuşu gittiği için bunu da ekranın altındaki bardan parmağınızı hafifçe aşağı kaydırdığınızda yine aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Bu özellik telefona aldığınızda kapalı olarak geliyor. Açmak için ayarlardan genel ayarlara girip oradan erişilebilirlik kısmına giriyorsunuz. Ve o menüde de birazcık aşağıda ulaşılabilirlik adlı özellik var. Onu açarsanız bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Telefonda Siri'yi kullanmak için açma kapama tuşuna uzun süre basarak çalıştırabiliyorsunuz. Telefonu kapatmak için de açma kapama düğmesi ile ses tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve ekran görüntüsü almak için de ses açma tuşu ile telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basarak alabiliyorsunuz. Bir de bu yeni düzenden dolayı kontrol panelini açmak için ekranın sağ tarafından parmağınızı aşağı indiriyorsunuz. Bildirim paneli için de sol taraftan aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Ve gel gelelim animojilere. Aslında gayet güzel yapılmış bir yazılım. Ama hakkında fazla konuşmadan önce bu yazılımı kullanmanız için ve yaptığınız şeyleri kaydedebilmek için atmanız gereken taklalardan bahsedeyim. İlk başta iMessage'e giriyorsunuz ve burada aşağıda animoji logosuna tıklayıp çalıştırıyorsunuz. Bu ekranda istediğiniz gibi kurcalayabilirsiniz. Ama yaptığınız şeyi telefona kaydetmek için en önce birine göndermeniz gerekiyor. Aksi takdirde birine yollamadan telefona kaydetme özelliği henüz yok. Telefona eklenen bu özellik ile sensörlerden iyi faydalanarak birçok uygulamanın önünü açacaktır. Bence asıl heyecan verici noktası da bu. Animoji sadece neler yapabileceğinizin ufak bir örneği diye düşünebilirsiniz. Sonuç olarak benim düşüncem eğer bir tek iOS'lu cihaz kullanırım ve şimdiye kadar yapılmış tüm yenilikleri barındıran telefon olsun diyorsanız aradığınız telefon bu. Ama Türkiye'deki etiketi gerçekten de düşündürücü. Eğer Face ID'den kaynaklı parmak okuyucu olmaması sizi rahatsız edecekse iPhone 8 veya iPhone 7 mantıklı olabilir. Ama şunu da unutmamak lazım ki teknoloji artık buraya yöneliyor ve bir noktadan sonra buna alışmak gerekecek. Evet, bu incelemenin de sonuna geldik. En çok merak ettiğim bu telefonu siz olsanız alır mıydınız? Yoksa bu telefonu almak yerine gidip ikinci el Samsung S8'den 2 tane farklı renkte mi alırdınız? Ya da zaten bu telefon çıktığı gibi aldınız mı? Aldıysanız memnun musunuz? Bunlarla alakalı tüm düşüncelerinizi aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.